Bu sezon Dragan Lesic yönetiminde Lo Bianco'lu Calderon'lu kadrosuyla istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray Bayan Voleybol takımı başarılı grafiğini Belçika deplasmanında sürdürdü. Lo Bianco, Selim'e bloktan dışarı gitti. 14-12 maç sayısı. Sarı Kırmızılı takım CEV Cup son 16 ilk maçında İstanbul'da set vermeden devirdiği Asterisk İdrecht'e rövanşı 3-2 kaybetmesine karşın rakibini altın sette geçerek tur atlayan taraf oldu. Son 2 sette Natalya bu kırtı servis kullandı. İlka haydi defans. Bloğumuz geldi, maç bitti. Maç bitti. Bloğumuz geldi ve maç bitti. 15-12. Kazanıyoruz. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada ilk seti 25-23 kazanan Filenin Dişi Aslanları 25-14 ve 25-18 kaybettiği setlerle 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette 25-18'de durumu eşitleyen Galatasaray 5. seti 15-2 kaybedince mücadele altın sete uzadı. Altın sette rakibine 15-12'lik üstünlük kuran Sarı Kırmızılılar adını 4. tura yazdırdı. Kazanmak için kurulan bir kadroyla mücadele ettiği rövanşta 3-2 kaybetti, 3-0 kazandığı maçın rövanşında altın seti 15-12 kazandı ve tur atladı, adını 4. tura yazdırdı. Sarı Kırmızılılar maç sonu büyük bir sevinç yaşarken maç boyunca takıma büyük destek veren çok sayıda Galatasaray taraftarının mutluluğu da görülmeye değerdi. Zor oldu ama bu bize bir ders oldu. Hiçbir zaman ilk maçı 3-0 da alsak, fark da alsak unutmamalıyız ki bütün maçlar oynandıktan sonra kazanılıyor. Hiç rehavete kapılmadan ciddiyetle oynamak lazım. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşamayız. Bundan sonraki turlarda daha rahat geçeriz. En azından böyle bittiği takdirde altın sete başlarken bir puan avantajıyla, sayı avantajıyla başlanan biri eğer bu sisteme devam etmek istiyorlarsa. Ama aksi takdirde yani kurrada kim ikinci maçı evinde oynuyorsa ilk maçta hiç oynamasa da ikinci maçta çok büyük bir şansı oluyor. Bunların hepsini de oyunculara da söyledik. Birinci sette eğer 21-14 iken o şekilde büyük bir sayı farkıyla bitseydi zaten bunlar pes edeceklerdi. Ama orada anlamsız bir şekilde sayılar verdik. Oluyor yani, fazla da şimdi suçlayamıyorum. İyi niyetleriyle oynadılar. Sonuçta gördüler ki bu iş oynanmadan olmuyor ve klaslarını son sette ortaya koyup altın sette maçı çevirdiler. Önümüzdeki senenin çalışmalarını da yapıyoruz şimdiden. İnşallah önümüzdeki sene çok daha iyi olacak takım. Ama bu sene de dediğim gibi koyduğumuz hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Öncelikle seyircilerimize teşekkür ediyorum. İnanılmaz destek verdiler hiç susmadan. Bizim yüreğimiz oldular, bizi ittiler. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Hakikaten oyuncularımız da belki ilk setten sonra oyundan düştük ama bu turu geçmemiz lazımdı. Onun mücadelesi oldu. Yani normal şartlarda bir burada oyun olmadı. Belki voleybol oynanmadı ama sonuna yani kadar... Psikolojik harp oldu herhalde. Harp oldu. Evet, aynen de öyle. Her set ayrı bir maç, her setin ayrı bir hikayesi var. Aynen de öyle oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün oyuncularımıza, karşıda Asterix oyuncularını da tebrik ediyorum. Genç oyuncular inanılmaz mücadele gösterdiler. Kazanmamız lazımdı. Bir şekilde kazandık. Ya biz finale kadar gitmek istiyoruz. Yeni bir oyuncumuz da aramıza katılacak. Eksiklerimizi de gördük. Bizim böyle oynamamamız lazım. Daha rahat oynamamız lazım. Öncelikle baştan söylediğimiz gibi psikolojik sorunlarımızı çözmemiz lazım. Biz geçen sene böyle 6 sette kaybetmiştik Challenge Cup'ta. Bu sefer Allah'tan kazandık ama gerçekten çok zor bir maçtı. Yani biz aslında maça iyi başlamadığımız için onlarla genç takım kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Asıldılar serviste özellikle. Ama bizim için önemli olan bu zor durumdan çıkıp maçı almaktı. Bunu da başardık, mutluyuz. Apollon Limassol ve Astrek Gildret'i eliyoruz. 4. tura yükseliyoruz CEV Kupası'nda.